İyi akşamlar. Derin analiz programına hoş geldiniz. Konuğumuz Sayın Yiğit Bulut Bey ile beraberiz. Yiğit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan Bey. O koştur koştur Yiğit Bey bayağı. Olsun Hasan Bey. Sabahtan hayat, akşama hayat kadar bu. Toplantılar falan. Hayat bu. Bu iş böyle Yiğit Bey. Hani bunun bir adı vardır, hamama giren terler. Bu işler böyle Yiğit Bey yani. Biraz terleyeceksiniz kusura bakmayın ama. Hasan Bey bizim yaşınıza uygun işler bunlar yani. Bizim koşuşturmamız Cumhurbaşkanımızın eforu yanında gerçekten bir hiç. Evet. İnanılmaz bugün bir performans sergiliyor. Allah yar ve yardımcısı olsun. Bugün bir basın toplantısı mı vardı? Vatandaş olarak dualiyiz. Evet, o basın toplantısında istiyorsanız başlayalım. Hemen öyle başlayalım Yiğit Bey. Hemen o bir basın toplantısı var, onu izleyelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Nasibi olacak. Bunları inşallah göreceğiz. Allah bize o günleri de gösterecek. Ben buna da inanıyorum. Sadece insanlar buradan seyir sefer etmeyecek. Aynı zamanda buradan çok ciddi yük taşımacılığı da tabii yapılacak ki bu da özellikle ekonominin kazanımını ortaya koyması bakımından ucuz maliyetle nasıl bu yükler taşınır, bunu göstermesi bakımından çok büyük önemi haiz. Ve tabii bir diğer önemli boyutu da artık Türkiye-Azerbaycan arasında 1,6 milyar dolarlık ticaret hacmi, ki petrolde fiyatların düşüşüyle bir sıkıntı yaşandı ama şu anda tekrar toparlanmaya başladı. İnanıyorum ki kısa zamanda aramızda şöyle bir 5 milyar doları yakalarız herhalde. İnşallah. Değil mi? İnşallah bunu yakalayacağız ve Türkiye ile Azerbaycan her alanda inşallah bu adımlar atacak. İşte dün Bakanlar Kurulumuzdan da bir karar çıkarttık. 120 milyon dolar yıl inşallah Nahçıvan'dan Türkiye'ye ithalatta bulunma hedefini koyduk. Böyle bir hedefle de Nahçıvan'ı hareketlendirmenin, Nahçıvan'ı canlandırmanın, Nahçıvan'ı yani sen yalnız değilsin kardeş demenin inşallah adımını da böylece atmış olacağız. Tabii bütün bunlarla beraber siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel tüm bu alanlarda Türkiye-Azerbaycan dayanışması güçlenerek devam ediyor. Az önce kardeşimin de ifade ettiği gibi gerek bizlerin karşılıklı gidiş gelişleri, gerek bakanlarımızın sürekli irtibat halinde olmaları bizim Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, dayanışmanın hangi konumda olduğunu gösteriyor. Kurumlarımızın çalışmaları aynı şekilde. Özellikle de son dönemlerde tabii ki savunma sanayindeki dayanışmamız büyük önem arz ediyor. Tabii turizmde daha değişik adımlar atma noktası. Aynı zamanda kültürel ilişkilerimizde gerek üniversiteler arası ilişkilerimizi artırma noktasında attığımız ve atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor. Ve böylece Türkiye-Azerbaycan'ın bu dayanışması, uluslararası kurumlarda da yapılan dayanışma çok çok önemli. İşte şimdi önümüzde Azerbaycan Expo olayı var ki bu Expo'da da tabii ki Türkiye bütün imkanlarıyla, bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanında yer alacak ve inşallah buradaki Expo'nun ele alınması ve onun hazırlanmasında da bütün tecrübemizi, malum bir Expo'da biz geçirdiğimiz için, burada kullanmanın gayreti içerisinde olacağız. Yine tekrar ediyorum, geldiğimiz andan itibaren gerek şahsıma gerek heyetime gösterilen bu ilgi alaka sebebiyle tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye-Azerbaycan dayanışması, kardeşliği yaşasın diyorum. Çok sağ olun. Matbuata beyanat başa çattı. Sağ olun. Evet Yiğit Bey, buyurun. Evet Hasan Bey, önemli bir basın toplantısıydı Sayın evet. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu, Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte. Biliyorsunuz Azerbaycan'la işbirliğimiz gerçekten çok önemli bölgede. Özellikle enerji alanındaki işbirliğimiz. Onun haricinde
tabii ki manevi birlikteliğimiz ve gönül birlikteliğimiz o zaten tartışılmaz. Ama baktığınız zaman Türkiye ile Azerbaycan arasında uzun zamandan beri çalışılan projelerle birlikte, ki bunlardan bir tanesi biliyorsunuz TANAP projesi. Onunla ilgili de Türk kamuoyunda çok ciddi bir bilgilendirme var uzun zamandan beri. Daha önce biliyorsunuz Avrupa'nın dayattığı bir Nabucco projesi vardı ki bu Nabucco projesinin aleyhine ben 2009'dan beri defalarca, belki onlarca yazı yazdım. Google'a girip Nabucco Yiğit Bulut yazarsanız hepsini bulursunuz. Avrupa'nın Türkiye'ye oynamak istediği bir oyundu. Evet. Hatta bir yazının sonuna şöyle yazmıştım. Bakın 2010 yılındaki yazıdan okuyayım onu. Nabucco ile ilgili. Aynen şöyle yazmışım. Bu yazının tarihini söyleyeyim size. 12 Temmuz 2010. 12 Temmuz 2010 Habertürk gazetesinde yazmışım. Aynen şöyle diyorum. Bütün detayları aktardığımı söylüyorum. Sonuç 2 kısmında yazının Türkiye adına vicdani görevimi yapıyorum. Evet. Temmuz 2010'da yazdığım yazı Nabucco ile ilgili. Evet. Ruslar işi bozacak. Ama ya bozulmazsa korkum var. Yani Rusların işi bozacağından eminim ama hani olur da bozamazlarsa kamuoyunu Nabucco'ya karşı uyarmak istiyorum diye yazmışım. Gerçekten Hasan Bey, her şerden bir hayır doğar derler ya. Nabucco bozuldu. Ruslar gazı vermedi. Allah bin kere razı olsun kendilerinden. Daha o zamanlarda not düşmüştüm. İnşallah Ruslar bu işi bozar diye. Ruslar gazı vermedi. Çok daha hayırlısı yeni projeler ortaya çıktı. Ve bugün Azerbaycan'la Türkiye arasındaki işbirliğinin daha net ve daha kalıcı temelleri atıldı. Ve artık bugün bölgede entegrasyon ve özellikle Hazar bölgesi petrol ve gaz havzalarının Türkiye'ye entegrasyonu ve Türkiye'den Avrupa'ya açılması ile ilgili yeni projeler o günden bugüne gelişerek devam etti. Tabii bu proje, TANAP projesi çok önemli olmakla birlikte Star Rafinerisi projesi de aslında bu entegrasyonun bir parçası. Evet. Dolayısıyla bölgede yeni bir hub oluşuyor ve bu hub oluşurken de, ki bu hub'ın oluşumunda bugün Türkiye ile Irak Merkezi Hükümeti'nin artık yeni işbirliği de net olarak ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'nin aşağıdan Irak, yukarıdan Hazar bölgesi ve İran'dan gelebilecek, yine Rusya bölgesinden, Rus coğrafyasından gelebilecek yeraltı kaynaklarıyla Avrupa'ya doğru açılan bir kapı olması çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Tabii projelerin Nabucco gibi olmaması çok önemli. Tekrar altını çiziyorum. Nabucco gibi olmaması çok önemli. Bu yeni projeler tamamen Türkiye'nin milli menfaatlerini daha net bir şekilde koruyan projeler ve inşallah daha ileriye doğru da gidecek diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan temasları bu açıdan bence çok önemliydi. Yine milli savunma projeleri açısından, ortaya çıkabilecek yeni işbirlikleri açısından, Türkiye Rusya'nın attığı adımlarla birlikte, ki Türkiye Rusya, Azerbaycan ve diğer ülkelerin birlikte atabileceği adımlarla birlikte coğrafyamızdaki yeni entegrasyon çok net olarak ortaya çıkıyor. Evet, bir de demiryolu vardı biliyorsunuz. Evet, tabii ki. Şimdi ona geleceğim, enerji kısmını bitirince. Bakü, Tiflis, Ceyhan baktığınız zaman bora attı ve yine baktığınız zaman demiryolu projeleriyle birlikte artık Orta Asya'dan çıkan bir tren Londra'ya kadar gidebilecek Hasan Bey. Ve bu demiryolu projelerine baktığınız zaman, daha doğrusu Çin'den çıkan bir tren 12 günde geçiyormuş Hamburg'a kadar. Yani. Hamburg'a, oradan Londra'ya kadar yani gidebilecek. Londra'ya dolayısıyla kadar gelecek ama yani o şey için ölçülüyor yani. Pekin-Hamburg diye ölçülüyor. Yani 12 gün, öbürkü denizden olursa 45 gün 45 sürüyor. O gün. Çok önemli tabii. Üçte birine iniyor. Tamam, net olarak üçte birine iniyor. Şimdi üçte birinden bile fazla hatta. Öyle aslında dev adımlar var ki baktığınız zaman atılan. Ve bu adımların çoğu Hasan Bey bu coğrafyada atılıyor. Yani evet, proje Londra'ya kadar gidiyor, Hamburg'a kadar gidiyor ama baktığınız zaman ana kısmı burada, ana kısmı bu tarafta. Ana bir kısmı hazır zaten. Aynen. Var ya, bir taraf var. Bu coğrafyada atılıyor ve Rusya'daki temaslar sırasında şunu görmüştüm. Çin demiryollarıyla Rus demiryolları arasında geçmişte entegrasyon sorunu varmış. Bu sorun da aşılmaya başlanıyor. Dolayısıyla baktığınız zaman bu bölgedeki demiryolu sisteminin önümüzdeki yaklaşık, bugün 2017'den itibaren bir ileriye yönelik bir tahmin alırsak, önümüzdeki 13 yıl içinde coğrafyamızdaki demiryolu sistemlerinin, ki Türkiye'nin hızlı tren sistemleri bunun aslında kalbi olacak, Avrupa'dan daha iyi bir konuma geleceğini göreceğiz. Yani bugün tabii baktığımızda Avrupa'daki en iyi demiryolları SNCF'tir. Yani Fransız demiryollarıdır. Kalite açısından kar etmez, devamlı zarar eder ama baktığınız zaman hem yüksek hız hem kalite açısından SNCF'tir. Ama önümüzdeki 13 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 yıl önce başlatmış olduğu proje önümüzdeki 13 yılda
Baktığınız zaman 30 yıla varmış olacak neredeyse. Eğer tamamlanabilirse tam olarak. Ve 30 yıllık bir, yani tamamlanabilirse şu anlamda söylüyorum. Zaman yetişirse ki 13 yılda ben yetişeceğini düşünüyorum. Eğer 13 yılda planlanan demiryolları hayata geçerse Türkiye'nin merkez olduğu yeni bir sistem ortaya çıkıyor. Ve bu sistemde Türkiye'deki demiryollarının kalitesi Avrupa'daki demiryollarının kalitesini geçiyor. Şimdi böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Yani İstanbul Edirne ile yapılacak ilk bey zaten. O tabii şey İstanbul Edirne arası 45 dakika Hasan Bey. Evet. Yeni planlamaya göre. Yani Edirne'de oturan bir arkadaş, bir kardeşimiz, bir abimiz, bir ablamız sabah trene binip İstanbul Üniversitesi'ne gelip derse girecek. İstanbul Üniversitesi'nden dersten çıkacak, akşam Edirne'deki evine yatmaya gidecek. Yine aynı şekilde planlanan projeler içinde Marmara bölgesinin tamamını dönen bir hızlı tren hattı söz konusu. Ki Sayın Başbakanımız da bunu defalarca söylemişti. Bunun da tamamlanması durumunda Marmara bölgesine hem yük taşımacılığı hem entegrasyon açısından mesafeler çok ciddi anlamda kısalacak. Evet. İstanbul'dan Sivas'a, İstanbul'dan Antalya'ya, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar. Yani birçok baktığınız zaman yıllardır aslında petrol şirketleri, lastik şirketleri Türkiye'den para kazansın diye, Türkiye otomotiv şirketleri Türkiye'den para kazansın diye Türkiye'ye çektirilen işkencenin 2003 yılından sonra bittiğini ve 2023-2030 arasında da artık toplu taşımanın, demir yollarının tamamen hakimiyetini sağlanacağı bir coğrafyamız olacağını görüyoruz. Hasan Bey, demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan. Çok güzel cümle. Ama ördürmemişler. Çünkü neden? Amerikan şirketlerinin Türkiye'de petrol satması gerekiyor. 1930'lu 40'lı yıllar. Otomobil satacak, yedek parça satacak. Lastik satması gerekiyor. Yedek parça satması gerekiyor. Türkiye'deki bütün medya patronları lastik satıcısı. Niye? Tesadüf mü? Hakikaten. Tesadüf mü? Türkiye'deki bütün holdingler büyürken otomobil bayi, otomotiv montajcısı, lastik bayi. Şimdi bu tesadüf değil. Niye? Çünkü yabancılar Türkiye'de yeni Türkiye Cumhuriyeti'ndeki burjuva devrimini otomotiv sektörü üzerinden yapmışlar. Evet. Bakın bu çok önemli. 2003 yılına kadar bir çalışma yapmıştım ben. 2003 yılına kadar Türkiye'deki ulaşımda tüketilen enerjinin %82'si karayollarında tüketiliyordu. %82'si karayollarında tüketiliyordu. Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan. Ne oldu? Hiçbir şey öğrenmemişsin. Çünkü ördürmemişler. Kimsenin suçu yok. Cumhuriyet'in ilk 10 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ciddi şekilde bu konuda uğraşmış ama yaptırmamışlar Hasan Bey. 1946 devalüasyonundan sonra hiç imkan vermemişler. Rahmetli Menderes döneminde 10 yıllık bir atılım olmuş tekrar. Orada da bazı denemeler olmuş ama buna da izin vermemişler. Ve o kadar ilginç ki rahmetli Menderes'i Hasan Bey öyle bir tuzağa düşürüyorlar ki ben bunların hepsini dokümanlarıyla bunlar, birlikte. Ondan öncekileri de tuzağa düşürmüşlerdir. Aynı ya, fark etmez. Aynı tabii, yüklenmeyelim aynı. Yüklenmeyelim kimseye. Hayır hayır, kimse değil. Rahmetli, söylüyorum açık seçik. Rahmetli Menderes'i öyle bir tuzağa düşürmüşler ki Türkiye'de petrol kanunu yapmak üzere İsrail'den Max Ball diye bir adamı zorla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dayatmışlar. Ya, bu gelecek şey. Evet, Max Ball diye bir adam Türkiye'ye geliyor. Petrol kanunu yaptırıyorlar ona. Ve bırakın rahmetli Menderes'in karşı çıkmasını. Evet. İsmet İnönü bile karşı çıkıyor. Fakat kimse Max Ball'ı yerinden sökemiyor. İşte onu diyorum ya. Bakın, kimseyi suçlamıyor. Bu güç meselesi. Adnan Menderes karşı çıkıyor. İsmet İnönü karşı çıkıyor. İktidar karşı çıkıyor. Muhalefet karşı çıkıyor. Yok. Max Ball'ı kimse Türkiye'den söküp atamıyor. Max Ball Türkiye'de petrol kanunu yapıyor. İsrail vatandaşı yurt dışından bir yerden gönderilmiş. Bağımsız Türkiye işte. Yani. Şimdi bakın işte emperyalizm böyle bir şey. Evet. Emperyalizme karşı koymak bugün Türkiye'nin yaptığı ne kadar önemli, bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi bugün Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık hep birlikte. Evet. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını andık. Cumhuriyetimizin kurucularını, bu ülke kurulurken canını verenleri hep birlikte andık. Bu cumhuriyeti onlar sayesinde biz bugünlere getirdik. Onlar sayesinde bu cumhuriyet kuruldu ama bu cumhuriyet de kardelen değil. Binlerce yıllık bir sentezin sonucunda bu cumhuriyet ortaya çıktı. Binlerce yıldır biz bu coğrafyadayız. Ama şunu anlamamız gerekiyor Hasan Bey. Türkiye Cumhuriyeti bir anti-emperyalist örgütlenmedir. Bir anti-emperyalist savaş sonrasında, anti-emperyalist insanların gönül verdiği devletin adıdır Türkiye Cumhuriyeti. Bir dik duruş yani, bir aynen. Duruş duru yani. Aynen. Duruş yani. Bir... Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin gittiği yol anti-emperyalist, yani küresel emperyalizme teslim olmayan, tam bağımsız Türkiye'yi kurmak isteyen bir yoldur. Şimdi bugün kalkıp bize
birileri Cumhuriyet'i anlatmasın. Ya bugün bir Max Ball gelmez artık diyorsunuz yani. Max Ball'ın Messi gelemez bugün tamam, Türkiye'ye. Tamam, onu diyorum işte. Kemal Derviş gelebilir mi bugün Türkiye'ye? Yok artık gelmez yani. Bakın hep aynı. Ama niyetleri olabilir hep yani. Hep aynı sistem. Hayır, niyetleri olabilir yani. Niyetler kesinlikle olabilir. Tabii şimdi bugün evet. Piyasalardaki gelişmeleri evet. Geçmişten bugüne televizyonlarda izliyorsunuzdur. İşte evet. Artık öyle noktalara getirdiler ki Türkiye yorumlarda bazı televizyonlarda Türkiye IMF ile anlaşma yapıyor. 200 yıldan sonra 2008'de biz IMF'nin boyunduruğunu sökmüşüz. Evet. IMF ile anlaşma yapmış. Şimdi Hasan Bey bakın amaç, arzu, istek adamlar aslında isteklerini söylüyorlar. Türkiye IMF ile anlaşma yapsın. Evet. Niye Türkiye IMF ile anlaşma yapsın? Çünkü kendisini de yok öyle bir şey. 200 yıllık emperyalist bağı çözmüşüz. Evet. 200 yıllık emperyalist prangayı çıkarmışız. 2008'de IMF'yi Türkiye'den çıkarmışız. Bugün bunu tartışmaya açmak isteyenler var Türkiye'de. Şimdi herkes şunu bilsin. Hiç kimse Cumhuriyet'i sembolik tartışmaların içine çekmesin. Evet. Türkiye Cumhuriyeti anti-emperyalist bir mücadelenin sonucudur. Okay. Türkiye Cumhuriyeti anti-emperyalist bir mücadelenin evladıdır, meyvasıdır. Evet. Onun için bugün baktığımız zaman ben bunu hep söylüyorum. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diye bir yazı yazdım 2 gün önce. Bulabilirler, okuyabilirler. Evet. Yıllar önce, bakın burası çok önemli. Yıllar önce bakıyorduk Cumhuriyet kutlamalarına. Kimse alınmasın, kızmasın. Sadece o gün sokağa çıkmış bazı hanımefendiler ellerinde bayraklar çıkmışlar sokaklara. Şöyle slogan atıyorlar. Türkiye İran olmayacak. Ah. Şimdi bir, bakın burası çok önemli. Bir. Enteresan ama. İran olmayacak dediğin zaman sen Batı'nın seni düşündürmek istediği gibi düşünüyorsun. Bir. Yani İran'ı oraya aldın, koyduğun zaman bir ülkeyi sana nasıl algılatmış Batı düşünce sistemi? Sen İran'ı kendi gözünle algılamaya çalış. Batı'nın sana algılatmaya çalıştığı gibi değil. İki, Cumhuriyet olmayacaklar üzerinden kurgulanmaz Hasan Bey. Türkiye İran olmayacak bir Cumhuriyet kurgulaması değildir. Türkiye'nin ne olacağını söyle bana, ne olmayacağını değil. Ben o gün soruyordum o sokaktakilere. Türkiye İran olmayacak diyorsunuz. Peki niye Türkiye IMF ile yoluna devam etmeyecek demiyorsunuz? Evet. Niye Türkiye Amerika'nın boyunduruğuna girmeyecek demiyorsunuz? Niye Türkiye İngiltere'nin boyunduruğuna girmeyecek demiyorsunuz? AB'nin çünkü boyunduruğuna girmeyecek. Niye Türkiye AB'nin sömürgesi olmayacak demiyorsunuz? Onlar yok. Onlar kimseyi rahatsız etmiyor. Evet. Ama belli bir şablon. Bakın ben bunu herkese söylüyorum ve bunu ideolojik olarak söylemiyorum. Bunu siyasi olarak söylemiyorum. Evet. Hep birlikte gözümüzü açalım. Batı'nın bize dayattığı düşünce sistemiyle biz Cumhuriyet değerlerini algılayamayız. Bugün yine bakıyorum son birkaç gündür sokaklara. Türkiye laiktir, layık. Böyle bir sorunu yok Türkiye'nin. Türkiye'nin laisizm, sekülerizm diye bir sorunu yok. Türkiye'nin emperyalistler tarafından sömürülme sorunu var. Evet, 15 Temmuz 2016'da emperyalistlerin uzantılarının FETÖ terör örgütü kılığında karşımıza çıkması Türkiye'ye apaçık bir emperyalist saldırıdır. Türkiye'nin böyle bir sorunu var. Şimdi bunları konuşmuyorlar hiç. Türkiye İran olmayacak. Türkiye'yle bunlar Batı'nın bize düşünmememiz üzerine dayattığı şablonlar. Evet. Ben diyorum ki bunların hepsini kıralım. Çünkü bizim ortak değerlerimiz çok fazla. Kimsenin Atatürk'le derdi yok Hasan Bey. Evet. Bunu getirip kamuoyunu ısıtmasınlar. Bakıyorum bazı televizyon kanalları var. Atatürk resmi, Atatürk posteri. Arkadaş sen kim oluyorsun bize Atatürk satıyorsun ya? Sen kitap yazıp da üstüne Atatürk resmi basamazsın ya. Sen bunu paraya, şunu söylemiyor. Sen bunu paraya çeviremezsin. 4,5'tan 12'ye giden faize kimse karşı çıkmıyor. Bunlara karşı çıkıyor. Sen bunu paraya çeviremezsin. Sen kimsin de bize pazarlama yapıyorsun? Yani buna söylüyor ama buna karşı çıkan var mı Yiğit Bey? Yok. Hiç duydunuz zaten mu? Hasan Bey bakın en büyük sorun ne biliyor musunuz? Türkiye'de Cumhuriyet değerlerine sahip çıktığını iddia edenlerin tamamı bakın bunu çok net söylüyorum. İddia edenlerin diyorum bak. Gerçekten sahip çıkanların demiyorum. Kamuoyunda Cumhuriyet'in sahibi benim diye iddia ile dolaşanların tamamı Batı'nın burada kurguladığı taşeronlarıdır. Bak tekrar ediyorum. Cumhuriyet'e gerçekten sahip çıkanlar demiyorum. Samimiyetle sahip çıkanlar demiyorum. Samimiyetle sahip çıkanlar sokaktaki insanlar zaten. Sizsiniz benim. Çıktı Yiğit Bey. 250 şehidimiz var. 2000 küsur gazimiz var. Samimiyetle sahip çıkanlar şehitler. Samimiyetle sahip çıkanlar gaziler. Normal insanlar. Çalışanlar. Vergi verenler. Ama onun haricinde. Madende çalışan Yiğit Bey. Yani. Bugün bir maden işçisi kadar Cumhuriyet'te emeği olmayanlar her akşam bir televizyon kanalında Atatürk posteri ellerinde Cumhuriyet'e sahip çıktıklarını iddia ediyorlar. 400 metrajaya inmemiş adam. Sen kimsin ki bana Atatürk pazarlıyorsun ya? Sen kitap yazıp üstüne Atatürk resmi koyup satamazsın. Adam her gün 400 metre iniyor Yiğit Bey. İşte onun için iniyor. Artık bakın şunları bu taşeronları herkesin görmesi lazım. Bunlar Batı'nın taşeronlarıdır.
Ve onların düzenledikleri salonlar, konferanslar, onlara gidip bayrak sallanın. Uyanın be arkadaşlar, ne olur ya, uyanın. Bunların hepsi palyaço. Ya uyanın, gerçekten bunları samimi söylüyorum. Yani bunlar Türkiye gerçekten bir anti-emperyalist mücadele yaptığı bu arkadaşlar mı vardı? Türkiye'de kredi kartı faizi düşsün dediğimizde yanımızda bu arkadaşlar mı vardı? Faiz düşsün dediğimizde, Türkiye'nin faizle kanı emilmesin dediğinde, Türkiye Amerika'ya kafa tuttuğunda, İngiltere'ye, Almanya'ya, bu arkadaşlar mı vardı? Evet. Tam tersi, onlar İngiliz konsolosunda oturuyordu. Evet. Alman konsolosunda nişan takıyorlardı buralarına. Onun için var, bu toplumun bunları görmesi lazım. Kimsenin kimseye cumhuriyet pazarlayacak bir üstünlüğü yoktur bu ülkede. Kimsenin kimseye Atatürk pazarlayacak, Atatürk kimsenin tek elinde değildir. Cumhuriyetin değerleri kimsenin tek elinde değildir. Türkiye İran olmayacak, layıktı. Arkadaş, Türkiye'nin ne olmayacağını değil, bana ne olacağını söyle. Türkiye 2,5 trilyon dolar gayri safi milli hasılaya sahip olacak diye cumhuriyet bayrağı sallayabiliyor musun? Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni. Niye yapmıyorsunuz diye onu konuşuyor musun? Onu konuşabiliyor musun? Türkiye Amerika'ya boyun eğmeyecek diye bayrak sallayabiliyor musun? İngiltere'ye boyun eğmeyecek, Avrupa'ya teslim olmayacak. Bunu yapabiliyor musun? Bu önemli işte. Bu önemli. Kıbrıs davasında sokağa çıkabiliyor musun? Bunlar önemli. O İran olmayacak, layık kal. Bunların hepsi dayatılan şablonlar. Ve Hasan Bey, çok acıdır ki 60 sene bizi bunlarla uyutmuşlar. 60 sene insanlar hep bunlarla uyumuş. Şimdi bakıyorum, o pazarlamacı taşeronlar, birkaç tane kanal, birkaç yani bir kanal, bir gazete ve çevresi var zaten. Türkiye şöyle olacak, Türkiye hiç gerçek tek bir söylem yok. Arkadaş, senin her gün pazarladığın, resmi üzerinden 2,5 milyon 3 milyon para kazandığın kitap satarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk emperyalistlerle ne zaman işbirliği yaptı? Bana onu söylesene. Siz emperyalistlerin dizinden inmiyorsunuz. İngiliz konsolosluğundan çıkmıyorsunuz. Alman konsolosluğunun bahçesinde büyüdünüz. Bana hikaye anlatmayın. Bu topluma hikaye anlatmayın. Ben şunu teklif ediyorum. Bakın, bu arkadaşları bırakın, yolumuza devam edin. Bunlar orada debelensin. Hiç bunlara bir şey yapmaya da gerek yok. En doğrusu hiçbir şey yapmaya gerek yok. Bir şey söylemeye bile gerek yok. Aynen. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Sadece Ebu Cehil diyor, geçiyor. Ebu Cehil, evet. Ebu Cehil diyor, yoluna devam ediyor. Yani bunlara bu şekilde muamele edip herkes yoluna devam etmeli. Bakın Hasan Bey, bu ülkede biz büyük bir barış inşa etmek zorundayız. Ve bu büyük barış bu tip fitnelerle olmaz. Bu tip fitnelerin amacı Türkiye'yi Batı şablonu içinde düşündürmektir. Zaten Batı'nın derdi ne? Barış olmasın, gitme, huzur olmasın. Başka ne olacak? Rusya'yla işbirliği yapamazsın. Azerbaycan'la işbirliği yapamazsın. Irak'la işbirliği yapamazsın. İran'la işbirliği yapamazsın. Suriye'de iş yapamazsın. Irak'ta, Afrika'da nerede yaparım ben? Londra'da, Paris'te borçlanabilirsin. 200 yıldır hep bu oyun oynanmış. Şimdi bugün herkesin gözünü açması lazım. Bakın, ben Atatürkçüyüm diye ortalarda dolaşanlara da söylüyorum. Samimi anlamda dolaşanlar. Öbür tiyatroculara bir şey söylemiyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli anti-emperyalist mücadelesini yapmaktadır. Ve Türkiye'ye yönelik emperyalist saldırı Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en yüksek dönemine 2013 ile 2016 Temmuz arasında çıkmıştır. Bakın, tekrar ediyorum. Yani 100 sene önceki emperyalist saldırı tam 100 sene sonra, 1915-16'da zirve yapan emperyalist saldırı tam 100 sene sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 2013'te 2016 Temmuz arasında zirve yaparak geri dönmüştür. Bugün Türkiye bütün bu emperyalist saldırıyı atlattığı gibi bağımsız Türkiye olma yolunda da bütün adımları net bir şekilde atmaktadır. Araya fitne sokanlara lütfen kimse prim vermesin. Biz dünyada yaşam kalitesi en yüksek ülkelerden birini hep birlikte inşa etmek için buradayız Hasan Bey. Hep birlikte, bakın, herkesin birbirine saygı duyduğu, bütün görüşlerin birlikte var oldu ama pazarlamacıların değil. Tekrar ediyorum, pazarlamacıların değil. Bana Atatürk pazarlayanların değil, bana laiklik pazarlayanların değil. Kimsenin bu ülkede Atatürk'le, laiklikle, laisizmle derdi yok. Cumhuriyetle derdi yok, onlar geçti. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diyoruz bakın bugün. Bizim kimsemiz cumhuriyettir. Bizim kimsemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. O bir şemsiye yani. Onun o bir şemsiyedir. Giriyorsun. Şimdi böyle bir yapı içinde Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanının her gün bunları defalarca tekrar ettiği, altını çizdiği bir ülkede birileri hala buradan fitne çıkarmaya çalışıyor. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bunları söylüyorum. Bunları geçelim artık. Ve bu insanlara kimse prim vermesin. Bizim derdimiz
emperyalizmin emeğimizi çalmasıyla Hasan Bey. Bakın bu çok önemli. Terimize sahip çıkalım diyorsunuz. Bizim derdimiz emperyalizmin faiz yoluyla kanımızı emmesiyle. Hangi ülkenin cumhurbaşkanı Hasan Bey faizle mücadele ediyor Allah aşkına? Hakikaten doğru. Hangi ülkenin? Fransa cumhurbaşkanının ağzından duydunuz mu? Bugüne kadar başka bir cumhurbaşkanının ağzından duydunuz mu? Hangi cumhurbaşkanı sigarayla mücadele ediyor? Hangi cumhurbaşkanı şekerimsilerle, şeker derivatifleriyle, şekere benzeyen maddelerin insanlara satılmasıyla mücadele ediyor? Bakın bu sene Türkiye ilk defa şekerimsilerin kotasını arttırmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın inisiyatifiyle. Bir vatandaş olarak Allah kendilerinden milyon ama kere... Ama siz çok uğraştınız o işe. Hasan Bey, ben uğraşsam da ben sivrisinek olsun, kadar benim olsun gücüm. Olsun ama hiç olmasa sesiniz duyuldu yani, onu demek ben istiyorum. Yazdım çizdim ama benim gücüm sivrisinek kadar ama Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız... Tabii oraya gitmesi lazım işin yani. Tabii. Kotanın arttırımını durdurdular. Biz kimsenin kölesi değiliz. Amerikan firmaları burada adamlara, çocuklara, insanlara, kadınlara şekerimsi satacak diye biz ülkemizi açmayız. İşte anti-emperyalist mücadele budur. Ey Türkiye'yi onunla bununla suçlayan içerideki medyanın unsurları. Neden bunu haber yapmadınız? Evet, bir satır bile yok. Bütün dünyada bu Amerikan şeker şirketlerine karşı duramayan hükümetler varken Türkiye buna karşı durdu bu sene. Neden bunu tek satır haber yapmadınız? Evet. Çünkü hepiniz aynı kaptan menfaatleniyorsunuz da ondan. Evet. Hepiniz aynı kaptan yiyorsunuz. Evet. Yapamazsınız bunu. Çünkü cesaret ister. Evet. Şimdi şunu bakın. Bir şey yani 94 yaşına geldik değil mi Cumhuriyet deyince? Yani 94 yaşının bir olgunluğu olması gerekmez mi? Yani 94 yaşına gelmişsiniz. Yani normal insan ömrü olarak düşünseniz yani zaten Türkiye'deki ortalama ömrün neredeyse erkek ömrünün ya bayan ömrü bile olsa bir 8-10 sene ötesine geçmiş haliniz var. Yani bir olgunluk olması gerekmez mi artık bundan sonra? Yani böyle bir hadiseleri sakin değerlendirip dünyada ne oluyor, ne bitiyor, bize ne yapıyorlar, bizim nasıl durmamız lazım? Bu kadar kurmuşuz, Cumhuriyeti 94 yaşına getirmişiz. Diğer ülkelerle ilişkilerimizin ne olması lazım? Onlar bizi itsinler, kalksınlar. Boşuna mı kuruldu bu cumhuriyet? Yani bu cumhuriyet kurulurken insanlar canlarını boşa mı verdiler? Yani bu işlerle boşuna mı uğraştılar? Koca düşünsenize bir imparatorluğu bırakıp bir cumhuriyet kuruyoruz. Hiç mi bir saygınlığımız yoktu? Yani imparatorluk olduktan sonra, yani cumhuriyet kurulduktan sonra, bundan önce de yani biz dediğiniz gibi, kardelen gibi pat diye karın içinden mi çıktık cumhuriyetle beraber? Hiç mi bir geçmişimiz yoktu? Hiç mi bir saygınlığımız yoktu dünyada? Şimdi bunları unutmak, yani bunları unutup hiçbir şey yokmuş gibi işte aman ne olur bize yapmayın, bize 3-5 kuruş verin, IMF'ye gidip yalvaralım, Dünya Bankası ne olur 3-5 kuruş getirin, yatırım yapın, işte gidin Lüksemburg'dan borçlanalım, birisi gelsin buraya pardesoyla ben size 5 milyar dolar getirdim, bak şu 15 günde şu kadar kararı çıkartın, öyle değil mi? Kimse direnemedi Yiğit Bey. Yani dönemin, yani asıl üzüldüğüm şeylerden bir tanesi Kıbrıs Fatih diyeceğimiz Sayın Ecevit'in, yani o böyle gelip de ya tamam geldiniz 15 gündür adam geldi ben bulaşamıyorum, adama ulaşamıyorum falan dediği bir adam vali gönderdiler Yiğit Bey Türkiye'ye. Hasan Bey şimdi o günleri... Bir de nasıl bir yaygara var biliyor musunuz Yiğit Bey? Bak o adam gelmeseydi şu kararlar çıkmasaydı Türkiye bitmişti. Ya bir de bakın söylenenlere bakın Yiğit Bey yani. Ya bu artık bu kadar da... Bak şimdi Hasan Bey bir haber göstereyim. Lütfen Yiğit Bey yani. Bak Türkiye'nin nereden nereye geldiğini unutmasın hiç kimse. 2001 ve onu 2000... buldum özel getirdim. Bak IMF'den hata itirafı. 25 Temmuz 2001 Türkiye Gazetesi'nin haberi. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini kimse unutmasın. IMF Avrupa Direktörü Michael Dibler Türkiye'nin başarısızlığa uğrayan ekonomik programının tasarlanmasında IMF'nin hatalı olduğunu açıkladı. İş bitmiş. Finans piyasalarında manipülasyon yapılmış. Türkiye'den paralar götürülmüş. Hem sermaye piyasasında hem bonoda hem dolarda yapılmış gereken her şey Türkiye'ye karşı. Arkasından IMF açıklama yapıyor hatalıyız diye. Şimdi nereden nereye geldiğimizi... Soyduk kusura bakmayın. Şimdi bugün... Şöyle şey gibi sizi soyduk kusura bakmayın. Şimdi bugün kurda yukarı aşağı hareketler olduğu zaman ayağa kalkıyor insanlar. Bakın ben size başka bir haber göstereyim. 19-10-1998... Türkiye'nin nereden nereye geldiğini kimse unutmasın. Ekonomi o kadar kötü ki Hürriyet Gazetesi'nin haberi. Hürriyet Gazetesi'nin haberi. Haberi okumak bile istemiyorum. O kadar kötü.
arkadaşlar da göstermek istemiyor zaten. Türkiye'de ekonomik sıkıntılardan dolayı genç kızların ne hale düştüğünü anlatıyor Hürriyet gazetesi. 19-10-1998. Yürekler sızladı. 12 Ocak 1999 Sabah gazetesinin haberi. Ya bir dakika, bir şey merak ediyorum Yiğit Bey. Bunlar olurken birileri, gene bu medyayı orayı burayı kontrol eden adamlar, böyle finans piyasalarında dolaylı olarak ceplerini doldurdular mı doldurmadılar mı? Lütfen abi, bana tamam, onu da söyleyin tamam. Yiğit Bey. Siz Hasan Bey, onlar bakın Bey, onlar bu ülkede 1900... Bu haberler çıkarken neler olduğunu bir de anlatın abi, Yiğit tabii, Bey bana, onlar, bakın şimdi insanlar 1999, unutmayalım nereden nereye geldiğimizi. He. 1999, 18 yıl önce. Sabah gazetesi diyor ki fakirliğin gözü kör olsun. Hı. 1999 Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 200 milyar dolarlar civarında geziyor. Evet. 200 milyar dolarlar civarında geziyor gayri safi milli hasılası. Yıl 1999. Şimdi daha o kadar çok devam ediyor ki ekonomik şartların ağırlığı genç kızları mafyanın tuzağına düşürüyor. Genç kız tüketimi. Sabah gazetesinin haberi. Yıl 1999. 2001 krizinde aileler tarafından batırılan 25 banka. Aile bankaları bunlar. Evet. Birdenbire aile bankaları oldu. Tabii tabii. Ailelerin batırdığı Ege Bank, Bank Express, 45 milyar dolar battı. Tariş Bank. Onu da söyleyeceğim. Bakın. Türk Bank, Es Bank, Kent Bank, İnter Bank, Bank Kapital, Sümer Bank, İktisat Bankası, Pamuk Bank, Bayındır Bank, Eti Bank, Demir Bank, Marmara Bank, Toprak Bank, Ulusal Bank, İmpex Bank, EGS Bank, Yaşar Bank, Kıbrıs Kredi Bankası, İstanbul Şubesi, Yurt Bank, Site Bank, TYT Bank, İmar Bankası. TMSF'nin 2009'daki resmi açıklamasına göre batan 25 bankanın faizsiz devlete maliyeti o gün itibariyle 30 milyar 183 milyon dolar. Yani 31 milyar dolar yaklaşık. Hı. Faizsiz maliyeti. Biz bunların borçlarını ödediğimizde, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve devletinin vatandaşları olarak bizler bu ailelerin çalıp kaçtığı paraları ödediğimizde bunun Türkiye'ye maliyeti 43 milyar dolardı faiz maliyeti. Hı. Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlığı döneminde bunu açıkladı. Ne dedi? 40 küsür milyar dolar IMF'ye borç ödedik. Hı. 43 milyar dolar da batan bankaların ayrıca maliyetini ödedik. 93 milyar dolar ödedik. 83 milyar dolar artı faiz. Pardon, 83 şimdi, milyar dolar. Bu, bugünleri bu lütfen unutmayalım Hasan Bey. Türkiye'nin 99 bakın 98 daha neler var. Bakın ayrıca geçmişte o kadar ilginç haberler var ki bunları da aslında göstermek istiyorum. Bakın Hürriyet gazetesi 2003 yılında yazılmış bu yazı. Hı. Ve burada ne geçiyor biliyor musunuz? Otpor hareketini finanse eden George Soros. Bu Otpor şeyci mi? 2003. Taksinin arkasındaki evet, adamlar. Gezi olaylarını ortaya, daha doğrusu gezi olaylarını ortaya döken, kışkırtan, organize eden Otpor hareketi. Hı. 2003 yılında Hürriyet gazetesi Soros'un Otpor'la ilişkisini eleştirmeyen bir anlamda olsun ortaya koymuş. Ama ilişki koyuyor. Yani. En azından ortaya koymuş. Kim Soros, yazmış? Otpor bilmem ne. Gila Benmayor yazmış 2003 yılında. Hı. Şimdi nerelerden geldiğimizi unutmayın. Gazi Erçel'in 1997 yılındaki açıklaması. Faizleri yükselteceğiz. Ne kadar yapacak bir şey? Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel Financial Times'a açıkladı. Ha, Financial Times'a açıklıyor faizleri yükselteceğimizi. Hı. Faizleri yükselteceğimizin hesabını önce Financial Times'a veriyoruz. Financial Times olur derse faizleri yükseltiyoruz Hasan Bey. Hı. Şimdi bakın. Ama çaresizlik işte yani. İşte emperyalizmin şey. Emperyalizm böyle sömürüyor ülkeleri. 97 o zaman söyleyeyim bana hükümet kim Yiğit Bey? O yamalı üç, yamalı hükümetler 3 oradan 5 oradan. Koalisyon hükümetleri Hasan Bey işte yani. Ama bakın bugün. Hayır kimsenin kimseye. Bugün Türkiye'deki tamam. Çocuklar bunları bilmiyor. 18 yaşındaki şey. Çocuk. Bu, yani. 20 yaşındaki çocuk ya bunu bilmiyor. Şimdi bundan sonraki seçimde oy kullanacak çocuk bunu nereden bilecek? 97 doğumlu çocuk bunu evet. Bilmiyor Türkiye'deki. Tamam. Çünkü o yıl doğmuş. Bak ne diyor Merkez Bankası Başkanı 1997'de? Kredibilite en önemli noktalardan biri. Evet. IMF'den gelecek destek ve güvenin sağlanabilmesi için hayati önem taşıyor. Ya biz IMF'siz yaşayamıyoruz. Hayır şimdi IMF ile birlikte yüksek faiz verirsek para gelecek diyor. Yani. Anlatabiliyor muyum? Bak, şimdiki gibi böyle %10'lar falan değil yani. Biz 2008'de IMF'yi kovmadan 10 sene önce ekonomi haberi. IMF yüzünden günde 25 Koreli intihar ediyor. Filipinler'de 43 bin kişi işten çıkarıldı.
Asya'da yaşanan krizde en büyük darbe yiyen Güney Kore'de ekonomik sorunlar yüzünden günde 25 kişi intihar ediyor. Gazetelere göre IMF intiharlarının bilançosu 3 ayda 2288. Ki Güney Kore ha burası. Yani. Evet. Hani otomobili var, Samsung'u var, yani Hyundai'si bir sürü otomobil. 99. Firması. Kabus gibi. Faiz vergi kıskacı. Türkiye ekonomisi bel kemiği olan 4 ana sektörü komaya soktu. Şimdi tüm umutlar tarihi farkla güvene olan hükümeti açıklayacağı tedbirlere bağlan. 99'daki hükümetin açıklayacağı tedbirler o dönemde umut olarak burada yazılmış. Otomotiv'de 2500 iş yeri kapandı. Bakın otomotivde 2500 iş yeri kapandı. 25.000 kişi işten çıkarıldı. 94 ile 99 arasındaki koalisyon hükümetleri döneminde. İnşaatta ciddi anlamda yıkım var. Tekstilde 1 milyon kişi işsiz kaldı. Ve 25 milyon dolar kredi alan bir tekstilci tabloyu şöyle açıklıyor. 25 milyon dolar kredi için ayda 1 milyon dolar faiz ödüyorum. 25 milyon dolar kredi için ayda 1 milyon dolar faiz ödüyormuş. Neredeyse %50'ye yakın işte faiz ödüyor adam. Doğru. Adamın adı da var söylemiyorum. Ve 1 milyon dolar faiz ödüyorum 25 milyon dolara. Yani dolar 20, faiz veriyor. Ayda %4 net faiz ödüyor Hasan Bey. 25 milyon dolar ayda. Neredeyse yılda %50 ödeyecek. Ya %50 ödüyor zaten. Neredeyse. %48 onun bileşik faiz %50 ödüyor. %50 oluyor. 25 milyon dolar alıyor. Bir yıl sonunda 37 milyon dolar veriyor. Ne kazanıyor abi? Eroin mi? Tekstil mi yapıyor? Ya, yapamıyor işte. Fabrika kapanıyor. 1200 işçim vardı. 1000'ini işten çıkardım. Ne dayanacak ne anlatacak halim var. Namuslu insanların çektikleri. Bugün de 600 otel satılığa çıkarıldı. Turizm. Şimdi bugün konuşanlar, ortalıkta atıp tutanlar, her şey belli bir noktaya getirildikten sonra, gayri safi milli hasıla 1 trilyon dolara dayandırıldıktan sonra geçmişi hatırlamıyorlar. Bu seçimde oy kullanacak çocuklar dediğiniz gibi 18 yaşında, 20 yaşında çocuklar, 97, 98, 99 doğumlular, hatta 2000 doğumlular, bunların hiçbirini bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Çocuklara anlatıyorsun, eskiden biz benzin kuyruğuna girerdik diye. Şaka mı yapıyorsun diyor. Diyor değil mi? Kahve kuyruğuna girerdik diyorum. Sana ya. Şaka mı yapıyorsun sana diyor. Sana ya. Şimdi bak Hasan Bey. Tanıdık var böyle bakkal aşağıdan bak, diyor. Ayıp daha, olmasın daha, diyor. Siz bak, kalabalık ailesiniz diyor. Bak neleri unutmuşuz biz. Diyor. Neleri unutmuşuz. Bu program özel hazırlandım geldim. Neleri unutmuşuz bak. Arkadaşı görüyor musun? George Soros. Gezi olaylarının arkasındaki isim. Ne diyor Soros 2002 abi. Yılında? Türkiye'nin en iyi ihracat ürünü ordudur. George Soros önceki gün Sabancı Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin stratejik konum nedeniyle en iyi ihracat ürünü ordusudur dedi. Bir domates atan çıkmamış mı Yiğit Bey orada ya? 2002'de. Yumurta atan çıkmamış mı Yiğit Bey? 2002'de bunu söylüyor. Ayakkabı atan çıkmamış mı? Gezi olaylarından 11 yıl önce. Ay ne diyorsun sen diye bir Hasan şey Hasan Bey o dönemde kimsenin böyle bir anti-emperyalist bilinci yoktu ki Türkiye'de. Doğru söylüyorsun. O zaman biz konuşuyorduk bize Kızıl Elmacı diyorlardı. Ne alakası? Biz konuşuyorduk bize yok Rusçu diyorlardı, yok Avrasyacı diyorlardı, yok şöyle şucu diyorlardı, bucu diyorlardı, milliyetçi diyorlardı, kafatas. Bunları anlatıyorduk 2000'de. Evet. 99'da anlatıyorduk. Anlatıyorduk gitme. Soros 2002'de Türkiye'ye gelip en önemli ürününüz ordudur diyor. Evet. İhraç edebileceğiniz. Öyle birisi ayakkabı. Küstah bak, küstahlığa bak. Küstah. Bir de üniversitede yapıyor. Küstahlığa bak. Ama neden söyleyebiliyor bunu? Kemal Derviş Türkiye'sinden bahsediyoruz. Tabii canım. Ha burada tekrar ediyorum. Bütün bu kirli düzenin devam etmesini Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli kendi koltuğunu tekmeleyerek durdurdu. Bir vatandaş olarak Allah 1 milyon kere razı olsun diyorum. Binlerce kere razı olsun diyorum. Kemal Derviş'in Türkiye'yi yok etmesini Devlet Bahçeli durdurdu. Kendi koltuğunu devirerek. Bu erken seçim istedi. Aynen. Erken seçimi Türkiye'ye götürerek Kemal Derviş'in koltuğunu da kendi koltuğuyla birlikte devirdi. Allah 1000 kere razı olsun bir vatandaş olarak söylüyorum. Bak daha bitmedi Hasan Bey neler var gazeteye bak. O dönemki medya. Ne çabuk unuttu değil mi insanı? O 97 yılındaki manşete bak. Löpçü medya. Oo 97. Tansu Çiller'in başta holdingler olmak üzere holding patronlarının ipliğini pazara çıkartması yeni bir iftira kampanyasına maruz kalmasına neden oldu. Tansu Çiller'in açıkladığına göre iki gruba 848 trilyon devletten para aktarıldı. Bunu ben söylemiyorum. Dönemin başbakanı Tansu Çiller ve
Veya işte bir önceki başbakanı Tansu Çiller söylüyor. Milyon ödemişler şimdiki parayla yani o zaman. Evet, 848 milyon TL iki gruba aktarılmış. O zaman ciddi para Yiğit Bey bunlar, 848 milyon. O paralar ne yaptı? Ben söylemiyorum Hasan Bey. Bak 12 Mayıs 1997 manşeti Tansu Çiller açıklamış. Devam edelim. Bugün faiz lobisi dediğimiz zaman ayağa kalkanlar, bak 1999'da faiz büyük hastalıktır diye bu ülkede konuşuluyor. Milli Gazete'nin manşeti. Sanayiciler söylüyor. Sanayiciler söylüyor. Rant kuyu kazıyor. Türkiye'nin feryadı haklı bulundu. Türkiye'yi faiz batıyor. Türkiye'yi faiz batırıyor. Bitti. Batırıyor. 1999. 2002 yılı. 20 yıldır neredeyse söylüyorum. 2002 yılından beri net olarak her programda söylüyoruz. 2002 yılında, 2003 yılında, 2004 yılında baktığınızda konsolide bütçe rakamlarına 149 katrilyon konsolide bütçe büyüklüğü var ortalama. Hasan Bey, bunun 70 katrilyonu faiz ödemesi. Yarısı yani. 70 katrilyon. O gün kur 1.5, 1.4 aralığında değişiyor. 52 milyar dolar yılda Türkiye faiz ödüyordu. Yılda 52 milyar dolar. 52 haftaya bölersen haftada 1 milyar dolar faiz ödüyordu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın faiz lobisi dediği, faiz hastalıktır dediği, faiz sebep, enflasyon sonuç dediği bütün bu 13 yıllık, 14 yıllık mücadeleyi aldığımız zaman biz 1946 devalüasyonundan 2003'e kadar 2,5 trilyon dolar faiz ödediğimizi tespit ediyoruz. Hı. 2,5 trilyon dolar Hasan Bey. Hı. Ve kime ödüyoruz biliyor musunuz? 5000 gerçek ve tüzel kişiye. 5000 gerçek ve tüzel kişiye. Şimdi yılda, evet, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidar olduğu 2003'ten 2013'e kadar hesabını yapmıştık ki bunu da kamuoyuyla paylaşmıştık. Yılda Türkiye 62 milyar TL eksik faiz ödedi geçmiş döneme göre ortalama. Yılda ama yani. Yılda 62 milyar TL en az. Evet. Ve 2003 ile 2013 arasında ödediğimiz eksik faiz geçmiş döneme göre birikmiş haliyle 640 milyar TL idi. Yani böldüğünüz zaman biriktirilmiş haliyle bileşik faizle koyunca yılda 65 milyar TL'ye yakın bir parayı biz bu löpçülere ödememişiz. O 5000 gerçek ve tüzel kişiye. E şimdi bunların Recep Tayyip Erdoğan'ın sevmesi mümkün mü Hasan Bey? Bence olur. Yılda 65 milyar adamın TL'sine kan doğramışsın. Senden önce 65 milyar TL'yi oturduğu yerden çıkartıp indirip haber yaparak Türkiye'yi karıştırarak içeriden dışarıdan finans oyunlarıyla manipülasyonlarla ceplerine indiriyorlarmış. 65 milyar TL'sini bir kere almış. Şimdi ben bugün bu ülkenin insanlarına diyorum ki, çıkıyorlar ya Atatürkçülük şöyleymiş böyleymiş. Evet. Atatürkçülük faizcilerle kol kola girmek mi? Evet. Atatürkçülük Alman konsolosluğunun bahçesinde çelik çomak oynamak mı? Evet. Atatürkçülük İngiliz kraliçesine başını sevdirmek mi? Atatürkçülük Amerika ne derse onu yapmak mı? Bana bunları anlatın. Bak Hasan Bey, ben belgesiz hiç konuşmam. Geçmişten bugün her şeyi biriktirdim. Santimine, gününe, saatine, dakikasına. 1994 hazine bonoları. Bak her programda çağrı yapıyorum. Bu ülkede bir sürü gazeteci var. Kim aldı arkadaş bunu? Kim aldı? Gazetecim var. Kim aldı? Kim aldı bu? 1994'teki %50 net faizli 90 günlük hazine bonolarını kim aldı? Evet. 90 %50 faizli. 90 günde %50 faizli. Tamam. Yıllık %50 faizli değil. 90 günlük %50. 90 günlük faizi %50 net. Evet. Kim aldı? Tansu Çiller'in çıkardığı. Bunlar ya yazılı değil mi ki? Hepsi yazılı. Kim aldı? Hangi gazeteci söyleyecekmiş bunu? Niye bu ülkenin gazeteleri bunu haber yapmıyor? Abi nasıl yapsın? Soruyorum, kim aldı? %50 net faizli 90 günlük hazine bonosunu kim aldı? Ve ben, Tansu Çiller'de yaşıyor Sayın Çiller. Ben bir vatandaş olarak ona çağrı yapıyorum. Bırakın diğer her şeyi. Lütfen çıkın, bildiklerinizi anlatın. Evet. Sizi ne kimler ya, tehdit bu, etti? Hayır, bu saatten sonra ne fark edecek? Çık anlat yani, ne olur yani. Sizi kimler tehdit etti? Evet. Tofaş için kimler tehdit etti? Fabrikalarla ilgili özelleştirme. Türk Hava Yolları için kimler tehdit etti? %50 net hazine bonusu için kimler tehdit etti? Çıkın anlatın. Bu ülkede yaşayan bütün siyasetçiler bildiklerini hepsini anlatmak zorundadır. Evet. Eğer bu ülkede seçilmiş cumhurbaşkanı başbakanlığından itibaren kefeni giyip de emperyalist odaklara karşı mücadele ediyorsa, başını bu yola koymuşsa, onun arkasındakiler de bu yoldan gidiyorsa, hiç kimsenin kenarda oturup susmaya hakkı yoktur Hasan Bey. Bu
topyekün bir anti-emperyalist mücadeledir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulma mücadelesinin devam ettiği anlamına gelir. Bu gerçek bir savaşın devamıdır, hiç fark etmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin... Yani bir tanesini canla başla savaşır, toprağını savaşır, bir tanesini de alın terini savunursun. Abi. Onu savunamadıktan sonra ne olacak yani? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulma mücadelesi bitmemiştir Hasan Bey. Bakın şimdi bugün Türkiye'nin attığı bütün finansal adımlara saldırıyorlar. Piyasalar kapanıyor Türkiye'de. Yurt dışından dövizi manipüle etmeye çalışıyorlar. Ha, bazı Türk bankaları da işin içinde. Ekranlarda hepsini görüyoruz. Ha. Bu ülkenin ekmeğini yemişsin, suyunu içmişsin ama kendini bu ülkeden hissetmiyorsun. Hı. Al kardeşim kazan. 3 dolar da oradan kazan. 5 dolar da buradan kazan. 10 dolar da oradan. Bu ülkede 15 Temmuz akşamı yüzlerce insanın çocuğunu evde uyurken bırakıp şehit olduğunu idrak edemiyorsan, hala o ekranın başında Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhine işlem yapıyorsan Maslak'tan, yapacak bir şey yok. Bu dünyada olmasa bile öbür dünyada bunun hesabını verirsin Hasan Bey. Bundan hiç kimsenin en küçük bir şüphesi olmasın. Bizim bu ülkede, bizim reklam arası olduğunu bilmiyorum. Bizim bu ülkede babasını toprağa verip de başında gözyaşı dökmeden adam gibi duran çocuklara borcumuz var. Bunu hiç kimse unutmasın. O çocuklara bizim borcumuz var. Ve bizim birlikte bir ülke inşa etmek borcumuz o çocuklara. Bir barış inşa etmek borcumuz. Ama bu ülkede birileri, ki onları bence hep birlikte bundan sonra yok sayalım, biz yolumuza gidelim. Çünkü bu ülke büyük barışı, yani Pax dediğimiz, Pax. Bu coğrafyanın bir Pax'a ihtiyacı var Hasan Bey. Pax Romana diyorlar. Pax Ottomana diyorlar. Ottoman, ya yani Osmanlı barışı. Roma İmparatorluğu barışı. Bizim bu ülkede, bu coğrafyada biz buna Pax Cumhurbaşkanlığı sistemi diyelim. Pax Türkiye diyelim. Pax başkanlık diyelim. 2019'da kadar, hatta sonrasında da devam edecek, belki de yüzyıllarca sürecek bir barışı inşa etmek görevimiz. Ve bu barış, bu toplumun refahının sağlanmasıyla olabilecek bir barış. Bu barış, emperyalist odaklara karşı faiz alanında, üretim alanında, her alanda mücadele edecek olacak bir barış. Bak Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanı yerli otomotiv projesini açıklayacak. Bunu yapmak zorundayız Hasan Bey, üretmek zorundayız. Ve ben herkese şunu söylüyorum, bak reklama mı gitmemiz gerekiyor? Yok, 2 dakikamız var galiba. Herkese şunu söylüyorum. 2 dakikamız var. İdeolojiyi bırakın. İdeolojiyi bırakın. 5 dakikamız varmış. Gelin üretimde birleşelim. Gelin bilgi temelli Türkiye'de birleşelim. Gelin yeni Türkiye'nin tabanını birlikte kurarak birleşelim. Ve bakın ben şunu görüyorum Hasan Bey. Çok açık söyleyeceğim. Çok eleştirdikleri varlık fonu var ya. Sürekli niye yıprattıklarını hep anlatıyorum her seferinde. O sayede finansal entelektüel noktada bir tık ileri gittik. Bir laf söylendi, bir tık ileri gittik. Şu açıdan ileri gittik. Bir şeyi gördük orada hep birlikte. Bir havuzun içinde devletin şirketlerine baktığınız zaman birisi %6 ile, birisi %5 ile, birisi %3 ile, birisi, hepsi ayrı bir şey yapıyor. Hepsinin ayrı bir reklam bütçesi var, hepsinin ayrı borçlanması var. Bakıyorsunuz ki bu havuzun içinde devletin, ki buna hazinedeki sistem de dahil, devletin bunları konsolide ederek sağlayabileceği çok ciddi kazançlar ve menfaatler var. Ne diyorsunuz ya? Ve bugüne kadar bizi Hasan Bey, yabancılar ve içimizdeki yabancılar desantralize ederek soymuşlar. Kimsenin birbirinden haberi yok. Bunu şu anda çok iyi görüyorum. Hepsi masaya gelince gözüktü değil mi? Hemen gözüktü yani. 200 birime yabancılardan bir program alıyorsun. 300 birime öbürü alıyor. 500 birime öbürü alıyor. Ya aynısını Türk şirketleri yazabiliyor. İstanbul Borsası'nın yazılımını yabancılara vermişler. Niye verdiniz arkadaş? Yabancılar 500 lira teklif verdi, Türkler 50 lira. Ve daha da kötüsü bak açık söyleyeyim. O yabancıların yazılım şirketlerinin içine FETÖ sızmış. Bunu ben yıllarca yazdım. Bak bu kadar. Varlık fonundaki her şeyi açık seçik kamuoyuyla paylaşacağız. Herkes her şeyi bilsin. Herkes her şeyi bilsin. Bu çok güzel olacak. Her şeyi internet sitesine koyacağız. Çok yakında. 31 Aralık'tan itibaren. Kaç paramız var? 1 lira. Hangi bankada? Nerede? 2 lira, 3 lira, 5 lira. Hangi şirketin neyi var, nesi var? Devletin kim bütün ne yapıyor, kim neyle ne devletin bütün gayrimenkulleri teşhir edilecek.
Teşhir edilecek, herkes yerini bilecek. Kim kullanıyor, kime kiraya verilmiş? Bakın, bu Sayın Cumhurbaşkanımızın emridir. Şeffaf devlet modeline geçeceğiz. Bitti. Milletin devleti çünkü, o kadar bitti. O kadar açık. Aynen. Milletin. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın emridir. Devletin ve milletin varlıkları ancak ve ancak milletle paylaşılabilir. O kadar basit. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu devletin, evet, sahip olduklarının halka arz edilmesi demek. O kadar demek. Ya Yiğit Bey. Yani insanların alın teriyle biriktiriyor, buraya koyuyor. Birileri çarçur ediyor. Var mı böyle bir şey? Bu söylediğim, bakın, çok önemli bir detay. İşte defa söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin talimatıdır. Tam şeffaf modele geçiyoruz. Tam şeffaf. Naylon torba gibi olacak. Hayır, böyle. O, öyle olması gerekiyor. Çünkü neden? Çankaya'da kim oturuyor şu anda Yiğit Bey? Millet oturuyor. Değil mi? Millet. Tamam, bitti. Beştepe'de de millet oturuyor. Hayır, pardon. Çankaya, hem Çankaya'da hem Beştepe'de. Yok, güzel oldu söylediğiniz. Hem Çankaya'da hem Beştepe'de. Millet şimdi oturuyor, bitti. Baktığınız zaman, bakın. O zaman şeffaf olması lazım. Örnek vereyim. Bakın, isim söylemeyin. İsimsiz. 1953'te verilen lisanslar var. Evet. Kim biliyor bu ülkede? Hakikaten. Varlık fonuna geçti de biz çıkardık ortaya ne olduğunu. Şimdi çıkıyor değil mi? Kokular şimdi çıkıyor. Şimdi biz çıkardık ortaya varlık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Sayın Başbakanımızın talimatıyla. Bakın, tekrar ediyorum. Tam şeffaf modele geçiyoruz. Hı. İnternete gireceksin. Edirne'nin Keşan ilçesinde Pafta bilmemle kamu binası mı? Kamu binası. Kimin? Ali'nin. Nasıl? Kiraya verilmiş. Kaç yıllığına? 3 yıllığına. Kirası bu kadar, amortisman bu kadar. Hepsini internetten takip edebilecek herkes. Hı. Şirketlerin varlıkları, şirketlerin ne iş yaptığı, şirketlerin sözleşmeleri, şirketlerin ihaleleri. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın kesin talimatıdır. Bunun altyapı çalışması şu anda yapılıyor. Evet. Ve en kısa sürede tam şeffaf varlık modeline geçiyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Evet. Yazıyorlar, çiziyorlar. Şimdi geçen hafta söylemiştim. Bazılarının, gazeteci diye dolaşanların cehaleti iyice açığa çıksın diye bugüne kadar açıklamadım. İyi oldu yani. Bir de açılsın yani. Varlık fonu dediğimiz yapı, bütün şirketlerin içinde bulunduğu ve sahibinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları olduğu ortak havuzun adıdır. Ve buradaki varlıklar asla ve asla dışarı transfer edilemez. Ve hiçbir yere transfer edilmesi söz konusu değildir. Varlık fonu, öyle bir kanunu yok zaten. Bir dakika, öyle bir kanun yok. Tamam. Ve bir tüzel kişiliği yoktur. Bakın, buraya herkes çok iyi anlasın. Varlık fonu, varlık fonu dokunulmaz bir havuzun adıdır. Varlık fonu yönetim AŞ, bunu bile bilmiyorlar yazı yazıyorlar hakkında. Varlık fonunu yönetmek üzerine kurulmuş bir yönetim şirketidir. 5 kişiden oluşur. Başbakan tarafından atanır üyeleri. 5 kişilik bir yönetim kurulu vardır. Şimdi varlık fonu yönetim AŞ ile varlık fonu arasındaki bütün transferler varlık fonu kanunu tarafından yasaklanmıştır. Bitti. Bu ne demek biliyor musunuz? Kimse varlık fonundan dışarı 1 lira çıkamaz. Evet. Varlık fonundan dışarı bir varlığın bir santimi çıkamaz. Şimdi bunu bilmiyorlar, sürekli yazıyorlar. Lütfen kanunu okuyun. Ve ben size bir şey söyleyeyim, öyle bir model tasarlanmış ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu 2003'ten beri aslında projesi, 2013'te olgunluğa erişmişti. Sayın Başbakan'ın da son dahil olmasıyla tam olgunluk noktasına geldi. Bu proje devletin bütün varlıklarını garanti altına alan, bütün varlıkların, şirketlerin gayrimenkullerini, varlıklarını garanti altına alan ve dışarı transfer edilmesini kesinlikle önleyen projenin adıdır. Evet Yiğit Bey, şimdi burada keselim lütfen. Hemen reklama gideceğiz. Tamam. Kusura bakmayın. Bir ara vereceğiz. Yani reklam derken bir ara verelim. Tamam. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Yiğit Bey, şimdi siz bu şeffaflıktan bahsettiniz de ben şeyle karıştırmasın insanlar diye söyledim. Bir Karpapur diye bir adam çıktı, açık toplum dedi. Onun devamı da biliyorsunuz Sorosçular. Yani onların açık toplum dedi, her türlü etki açık toplum anlamında. İstediğimiz gibi manipüle ederiz dedikleri açık toplum. Ama şeffaf toplum derken şunu söyleyemez. Soros parayı nereden kazandığını, nasıl kazandığını söylemez, biliyorsunuz değil mi? Yani kimin parasını, kimin... Zaten tasması kimin elinde onu söylemez yani Soros. Yani kusura bakmasın ama söylemez yani. Şimdi şunu söyleyeyim. Şeffaflıktan bahsederken oradan lütfen devam edelim de millet bu açıkla şeffaflığı bir değerlendirsin. Şimdi Hasan Bey, biraz sonra yine göstereceğim bulursam. Şimdi şeffaflık, biraz önce tartıştığımız tam şeffaf Türkiye modeline geçiyoruz aslında. Evet. O zaman bu, siyaset de şekillenecek. Tabii bu her şeyi değiştiriyor. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın, banka, parti ilişkileri falan hepsi. Evet. Son geldiği noktadaki aslında, yani Türkiye'ye büyük, biraz önce anlattığım o Pax dediğim büyük barışla birlikte
tam şeffaf Türkiye modelinin ortaya çıkması birilerini çok rahatsız ediyor. Bak Hasan Bey, çok açık söyleyeyim. Hani bu varlık fonuna falan niye saldırıyorlar, yazdım detaylı. Küresel Bloomberg servisleri FETÖ ağzıyla varlık fonuna saldırıyor. Onları da yazdım detaylarını. Şimdi bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Çünkü bu ülkede 200 yıldır bir Anglo-Sakson hazinecilik var. Hı. Osmanlı'yı batıran Anglo-Sakson hazinecilik. 18 büyük borçlanma Londra'dan, Paris'ten. Hesabını kimse soramamış. Niye? Çünkü işte bilmem ne Brothers'tan, oradan, buradan. Hı. Hepsini, onların kurumlarını da açıkladım tek tek. Hı. %6 nominal faiz görünüyor. Gerçek faiz %22. Hı. Osmanlı'nın borçlanmalarında. 1876'ya böyle geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyorsun. Anglo-Sakson hazinecilik devam ediyor. Anglo-Sakson hazinecilik ne demek? Çağır yatırım bankalarını. Hı. Kaç tak veriyorsun? 2 tane yatırım bankasına mandate ver. 6 ile 6,5 ile 7 ile 15, 20 ile neyse. Bu devam edemez bu sistem bu şekilde Hasan Bey. İşte yeni bir yol açılıyor şimdi baktığınız zaman. Hı. Türkiye'nin gerçekten ilişki kurduğu ve Anglo-Sakson hazineciliğin dışında reel adımlar attığı. Hı. Hasan Bey, Walmart bono çıkardı 30 yıllık. %0.67 yanılmıyorsam. Hı. Geçen gün Amerikalılar vardı Türkiye'ye, toplantıya geldiler. Oppenheimer'dan, hatta John Tonelli şimdi mesaj atmış, seyrediyormuş. Hı. Diyor ki ekranda Donald Trump'a benziyorsun diye gülücük atmış. şimdi herkes güldü. Dedim ki Oppenheimer'a, diğerlerine, onlar yatırım bankası, yalnız dikkatinizi çekelim. Evet. Yeni bir kanal kurulması için Türkiye'de evet, önemli. Evet. Dedim ki Walmart'a 0.67 ile 30 yıl paraya güvenen Amerikan piyasaları, evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne mi güvenmiyor? Evet. Yani Walmart Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne daha mı sağlam? Walmart'ın 2 sene sonra nereye geleceğini nasıl garanti ediyorsun? Evet. Ama sistem böyle kurulmuş. İşte evet, Batı emperyalizm seni böyle boğazını sıkıyor. Anladın mı? Adamın elinde çünkü evet, her şeyin. Acı diye bir şirketlerin de elinde, var, ne fark eder? Evet, yatırım ne bankalarının elinde. Onun elinde. Şimdi bakın, biz bunu kırmak için adımlar atıyoruz. Ama kavgayla değil, dostlukla. Anlatarak. 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 Anlatmışsınız işte, adam gülüyor. Ekipler geliyor gidiyor. Diyorlar ki ya biz Türkiye'ye gelirken uçakta hep şunu düşünüyorduk. Türkiye'de political risk var. Yani politik risk var. Bir indik Türkiye'ye, diyorlar ne politik risk var ne bir şey var. Hiç risk falan göremedik. Giderken onu söylüyorlardı uçağa. En son baktığında, yani bu şekilde insanların beyni yıkanıyor. New York'taki 55. kattaki adam hiç Türkiye'yi görmemiş. Türkiye'yi kafasında öyle bir tahayyül ediyor ki CNN International ekranındaki Türkiye karalaması üzerinden bir Türkiye algılıyor. Bir de Bloomberg'in, ne olacak? Bloomberg karalaması üzerinden. Tabii ki 5.25 faiz isteyecek. Evet. Ne zaman geliyor, biz ona dokunuyoruz. Hı. O bize dokunuyor. İstanbul'u görüyor, Türkiye'yi görüyor. Hı. Sayın Cumhurbaşkanımızı görüyor, Sayın Başbakanımızı görüyor. Üst düzey temaslar oluyor. İstanbul'u o zaman görüyor, Ankara'yı görüyor. O zaman diyor ki ne riski ya, diyor. Türkiye Walmart'tan daha riskli olamaz. Walmart'ın 10 katı faizi diyor Türkiye bugün. Tabii. Borçlanmalarında. Doğru söylüyorsunuz. Çekiç satıyor, çivi satıyor Walmart. Hı. Ne bursa satıyor. Ya örnek veriyorum yani. Büyük bir nalbur. Türkiye'nin onda biri. Bunu Hasan Bey, bak bunu değiştireceğiz. Hı. Bunu herkes bilsin. Anlata anlata. Güzellikle. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işte, varlık fonu bir adım bunun için. Adım işte. Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika'da yatırımcılarla konuşmasında, en son gittiğinde çıkarken yatırımcılar dediler ki çok etkilendik. Hı. Biz böyle bilmiyorduk. Dünyanın en büyük şirketlerinin CEO'ları. Sayın Cumhurbaşkanımız 40 dakika konuştu. Haftaya Sayın Başbakan Amerika'ya gidiyor. Hı. Orada yatırımcılarla görüşecek. Londra'ya gidecek, yatırımcılarla görüşecek dönüşte. Belki de bu seyahatte değil, başka bir seyahatte. Ama sonuçta planlanan seyahatler bunlar. Evet, planlanan. Ve bu kırılacak Hasan Bey. Şimdi birileri çıkıp da panik yapmasın. Akşam FX piyasalarında doları manipüle ettiler, Türkiye nereye gidiyor? Arkadaş bunları geçin. Burada bir savaş veriyorsak hep birlikte veriyoruz. Hep birlikte veriyoruz. Herkesin burada yanımızda durması gerekiyor. Yoksa var işte öyle birkaç tane televizyon. Al iki tane bayrak, dört tane kitaptayız. Türkiye nereye gidiyor? Hizmet 9 saatte gidiyorduk Keşan'a, 9 saatte 99, 2000, 2001 yıllarında. Bana hikaye anlatmayın. Ne Avrasya geçidi, ne 3. köprü, ne hızlı tren. Delinmedik, daha kaldı. Ne uydu, yani, ne TürkSat, ne şu, ne bu, hiçbir şey. Bana hikaye anlatmayın Hasan Bey. Bu ülkenin kaderi fukaralık üzerinden edebiyat değildir. Recep Tayyip Erdoğan bunu gösterdi. Daha büyük refah vaat eden varsa buyursun gelsin. Şeffaflık, refah, üretim, mutluluk, toplumsal barış, bu kavramları yerleştire yerleştire Türkiye yoluna devam edecek.
aynı zamanda anti-emperyalist mücadelesini devam ettirecek. Hı. Ve aynı zamanda anti-emperyalistlerin içerideki köpeklerine de geçerken tokadı çakacak. Hı. Hayvan hakları savunucuları sakın alınmasın. Buradaki hayvan köpeği kastetmiyorum. Hı. Onların kullandığı taşeronları, yaratıkları kastediyorum. Yaratık değil, tamam mı? Yani. Yoksa hiç kimsenin bir canlıya, bir köpeğe vurma hakkı yoktur. O bir mecazi benzetme. Onların buradaki uzantıları. 15 Temmuz akşamı karşımıza çıkanlar yaratık değil mi Hasan Bey? Yaratık tabii. İnsan mı? Yani ne alakası var? İnsan tezahüründe yaratık. Yaratık yani. Yaratık bile denmez. Allah'ın yarattığına hakaret olur. Yaratık bile değil Hasan Bey. Abi ne yapalım? Bir şey şimdi, var yani. Şimdi onun için bu ülkede bir anti-emperyalist mücadele var. Herkes bu mücadeledeki yerini bilecek. Evet. Yerini alacak. Ve bir iç kavga yok. Bizim içimizde bir kavga yok. O yayın organlarına inanıp da kimse bu kavganın ateşine kendini kaptırmasın. Çünkü böyle bir kavga yok. Evet. Ve son olarak da şunu söylüyorum, her zaman söylüyorum. Her şey daha iyiye gidecek. Evet. Biz bu mücadeleyi kazanıyoruz, kazanacağız. Ve dediğim gibi iyilerin ve doğruların gözle görülmez orduları vardır. 2023-2030 3 trilyon dolara giden bir Türkiye'den bahsediyor. Yabancı kaynaklar, ben değil. Evet. Gariban Yiğit Bulut 2,5 trilyon diyordu. Onlar 3 trilyona çıkarmış. Ağın eli tutulmaz. Ağın eli tutulmaz. Hasan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Çok rica ederim Yiğit Bey. Kısa bir bandımız var. Onunla veda edelim. Sayın Başbakan'ın bugün bir grup konuşması herhalde. Evet. Grup konuşması. Orada önemli vurgular var. Evet. Onu izleyeceğiz ve devam edeceğiz. Evet. Aslında biz veda ediyoruz. Yani. Biz veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İyi geceler.